49'un iyi olduğunu eminim. Ben 42'yim çünkü. Oha. Furkan abi... Bir de editörüm diye geçiniyorsun ya. Hayır Furkan abi siz... Kardeşim bu parmaklar şimdi, ömrünü kantıra verdi. Şimdi size 60 diye selam Furkan. Evet, merhaba Shift8 izleyenleri, ben Kerem. Bugün SDN ofisinde bir klavye yarışması yapacağız. Yani kim daha hızlı yazıyor? Çünkü biliyorsunuz SDN ofisinde her gün videolar çekiliyor. Her gün bir sürü video konuluyor ve her gün haberler yazılıyor. O yüzden ben SDN ofisindeki bütün herkesin çok hızlı klavyede yazdığını tahmin ediyorum. Ama şimdi bakalım ne kadar hızlı yazıyorlar veya aramızda en hızlı yazan kim? Bakalım şimdi öğrenelim. Evet arkadaşlar, ben Yok, o başkasıydı değil mi? O bendim. O sendin, ben değilim. Bugün Kerem'in de dediği gibi bir hız testi yapacağız. Google'a klavye hız testi yazdık ve karşımıza çıkan ilk sitelerden bir tanesini denedik. Sitede şöyle bir olay var. 1 dakikalık bir süre veriyor ve bize Türkçe kelimeler yazdırıyor. Herkes bilgisayarını alacak. Çünkü niye? Herkes kendi bilgisayarını da en iyi yazar. Tabii, çünkü klavyede bir mekanik kas hafızası var. Evet. Hemen herkes eli hızlanıyor. Evet. Bu internet sitesi bize günün içerisinde başkalarıyla beraber bir sıralama yapıyor. Ve bu sıralamada işte diyor ki 300. oldun, 400. oldun diyor. Evet. Bu sıralamada en yukarıya çıkan Shift8Net'in klavye hız kazananı olacak. Bir ödülün var mı? Bir ödülü 3D Printer'dan bir şey basarsın. Sen basacaksın ama. Tamam, ben basarım. Ne basacaksın mesela 3D Printer'dan? Ne basarım? Mesela bir SDN logosu gibi bir şey basarım. Ya SDN logosu zaten her yerde var. Neyse tamam, konuyu daha uzatmayacağım. İlk konuk ben miyim? Evet. Seni de test edeceğiz ama. Tamam, sen de bir MacBook Air kullanıcısın. Sen de benim bilgisayarına yapacaksın bu testi. Tamam. Sen de en son yapacaksın, tamam mı? Tamam. Ben başlıyorum. İnternet sitesini şu anda görüyorsunuz. Altta da bir not okudum. Uygulamada açılış sayfasında çıkan kelimeler Türkçe'de en çok kullanılan ilk 300 kelimedir diyor. Şimdi ben yazmaya başlayacağım ve bir dakikalık süre başlayacak, tamam, tamam mı? İmlalı varmış. Tamam. Başlıyorum. 3, 2, 1, start. Çok mümkün. Önce hangi hayat? Önce baş. Aa, bitti, süre doldu. Evet, bakalım dakikada boşluk hesabı kaliptik. Dakika başına kelimem 45'miş Kerem. 423 dakika başına vuruşum varmış ve sıralamam bir günlük testteki 141 olmuş. Allah Allah, acaba kaç kişi bugün testi yaptı? Onun bilgisini vermiş mi? Onun bilgisini vermemiş. Hata oranı %16'ymış. Yani 100 tane tuşa basıyorsam 16 doğruymuş. Ama şöyle bir şey var. Aklımda tuttukça daha hızlı yazdım ama bakarken kaçırdım. Yani gözümün de bir yandan orayı takip etmesi gerekiyor. Bir de nedense büyük yani uzun kelimeler doğruydu. Kısalar mesela ilk yanlıştı. Ne yanlıştı? Evet, mesela hatayı daha kolay yazman gerekiyor değil mi, evet, mesela? Ama estağfurullah, o nasıl bir cümle yani? Estağfurullah yazarken daha zor olması gerekiyor. Evet. Bu konuda çok iddialı bir arkadaşımız var. Zamanında gönlünü CSGO'ya vermiş olan ve devamlı oradan insanlarla konuşan Deniz Abadan'ı çağırıyorum. Tamam. Evet, ben hazırım. Tamam, başlayalım. Başlayalım değil mi? Senin o zaman çok uzunmuş ya. Evet, saatimi çıkartıyorum. Azıcık sandalyeyi mi kessek? Saati niye çıkarıyorsun? Bu neyin hazırlığı? Çok iddialıyız. Abi iddialıyım çünkü sebebi şu. Biz eski gamers, yani 1.6 zamanında mikrofonla konuşma yokken her şeyi chatten hallederdik. Yani içimizdeki bütün hissiyatları chatten dökerdik. O yüzden elim biraz yatkın ama o klavye eli bu klavye bir değil. Şimdi başlayalım. Hadi. Evet, hazırız. Başlayalım mı Furkan? Başla. Dur, hatta başlayalım. Şöyle şey yapayım. Tak. Kolları sıva falan sıvadı ya. Eski yazıcılardan. Eski yazıcılardan mı? Hı hı. Şu an konsantre ya, güldürmemiz lazım. Öğlen bir komik asker kanısı anlatmıştı, onu anlatayım ona. İyi yaptım. Görün gel abiye de başla. Ah, sonuncusunu yapmalıydım. Hadi bakalım. Kaç? Bilmiyorum. Kaç? 49 diyor. Şaşırdım.
Nerede yazıyor? 49-49. Evet. Aa. Dakika başına vuruşu falan kaç? Bir dakikalık testlerdeki sıramız 49. Boşluk hesabı, dakika başına kelime. Bakıyorum. Furkan abi 59 DBK diyor. İyi mi? Yani 49'un iyi olduğunu eminim. Ben 45'im çünkü. Oha. Furkan abi. Bir de editörüm diye geçiniyorsun ya. Hayır Furkan abi siz 60... Kardeşim bu parmaklar şimdi, ömrünü kantıra verdi. Şimdi siz 60 diyeseydim Furkan abi 45 falan yapmıştı şu DBK'de. Öyle mi? Furkan'ı geçtim ve birinciyim. Evet. Hadi evet. Bakalım Kerem göster şimdi kendini. Hesabı gelecek sonra kapatacağız. Hesabın mı? Evet. Ya ben büyük ihtimal birinciyim de. Herkese kolay gelsin. Hadi. Benden önce kim yaptı? Deniz abi yaptı. Nasıl? Sence ben kazanabilir miyim? Belki kazanabilirsiniz çünkü editte bazen klavye şeyleri kullanıyorsunuz. Tabii. Ben bu arada üniversitedeyken F klavyede hızlı yazma dersi aldım. Ama o F klavyeydi. Şimdi burada bak hatta burada tuşlar var. Buralara... Ne almış olabilirsin ki? Ne anlattılar mesela? Böyle duruyordu. Klavyeye bakmak yasaktı. Sadece kağıt vardı. Kağıda bakıp yazıyorduk. Hadi bakalım. Bu da beni seviyor. Yani aldım ama geçtim mi geçmedim mi onu söylemeyeyim. Tamam direkt başlıyor herhalde. Yazmaya başlayınca başlıyor. 3, 2, 1, start. Dersi geçmiş bu yalan söylediyse. Korkmayalım diye. Fark. Umarım beni geçmez. Gelen. Hızlı da yazıyor. Hızlı ulu. Yaparım. Hazırlamak. Televizyon sayı. 4, 3, 2, 1. Şimdiyi almadı. Sıfır oldu ha. Kaçıncı? Wow. Kaç? Şimdi bakıyorum. 94. Hadi be. 53 kelime yazmışım abi. 52 doğru bir yanlış. 52 doğru bir yanlış. Hata oranım %1. %1 mi? Evet. Aynen. Aa. 381 vuruş yapmışım. Abi ben, %1 hata oranı çok iyi değil mi? Evet. Ya? Ben zaten bu konuda bayağı iddialıyım. Beni geçemeyen, geçen alamayacak bir ihtimal. Ya biraz önce şey yapmayın diye, korkmayın diye. Şimdi bir de belli de değil anladın mı? Bir gelir şampiyonu gelir. Bir geliyormuş Çinli var ya hesap yapıyor. O zaman sıradaki gelsin. Tamam sıradaki. O zaman hoşçakalın. Şimdi Furkan abiyle bizim bilgisayarlarımız aynı olduğu için ben şu an Furkan abinin bilgisayarını kullanacağım. Şimdi başlıyorum Furkan abi tamam mı? Hı, tamam. Tamam. Şimdi 3, 2... Bu bayağı yazıyor ha. Bak sonuncu olursan... Sileriz bir yok ben silimi bilmem. Yapılmak ya. Of. Aa burada şu an bayağı zaman kaybettim. Of. Ben bilmem. Ben de silerim bir şey. Telif atarım. Parti boyunca çocuk el kolay iş otomobil müzik alan hepsini yanlış yazdım sormak birkaç kalmak süre doldu evet. Ne kadar ayıp of 680. 680. de olmazsın Kerem ya. Ama yani elim parmağım harcadı benim. Kerem 680. de olmazsın ya. Dur yanına geleyim ve kapatalım videoyu. Tamam. Evet arkadaşlar benim de hikayemi dinledikten sonra seninle beraber videomuzu bitirebiliriz. Evet. Anlat bakalım kim ne yaptı. Şimdi birinci Deniz abi sonra Esabi abi sonra siz sonra ben. Çok kötü ya kendimden utanıyorum bir de editör. Hani editör dediğin devamlı yazıyor olması gerekiyor değil mi? Ama bunlar herhalde bayağı oyun oynamış. Gizlice ofiste çalışıyoruz diye bence oyun oynuyorlar. Evet. Bir de ben linki WhatsApp grubundan attım. Hani bakın buraya gireceğiz. Bilgisayarınızı hazırlayın gelin diye. Büyük ihtimalle çalıştılar abi. Öyle bir durum var. Ben düşünemedim mesela evet. Bunu. İnsan da biraz aklı bunlara çalışacak. Evet bugün sizlerle beraber komik bir video çekmeye çalışmış olduk. Hem de SDN ofisindeki en hızlı klavyede yazan kişiyi tespit ettik. Kimmiş? Kimmiş Deniz abi. Ödül ne? Ödül ben... Haftaya bir şey bas getir. Tamam. Tamam. Onu da bir videoda verelim mi? Bakarız. Bakarsın. Hadi bakalım. Bayağı o zaman belki... videoyu sen kapat. Tamam.
Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.